Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Şafii mezhebine göre abdestin farzları, sünnetleri, bu konuyla ilgili konuyu işlemeye çalışacağız. Evvela onunla ilgili metni okumaya çalışıyorum inşallah. Dördüncü bölüm وَفُرُودُ الْوُضُوءِ وَفُرُودُ الْوُضُوءِ سِتَّةُ اَشْيَاءَ اَنْنِيَّةُ عَنْدَ الْغَسْلِ الْوَجْهِ وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض رأسي وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل لحية الكثة وتخليل الأصابع اليدين ورجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا وَالْمُوَالَاتُ Okuduğum metnin kelime manasını okuyacağım. Dördüncü fasıl وَفُرُودُ farzları neyin farzları? اَلْوُدُوْا۪ي abdestin kaç tanedir? سِتَّةُ altı eşyae şeyler. اَنْنِيَّتُ niyet etmek. Nerede? Ande yanında gasli yıkamanın el vecihi gaslil vecihi yüzü. Ve gaslu yıkamak vecihi yüzü ve gaslu yıkamak yedeyni iki ellerini. Nereye kadar? İlel mirfakayni dirseklere kadar. Ve meshu mesh etmek nereyi? Ba'di bazısını. Neresi? Re'si, başının bazısını meshetmek. Ve gaslu yıkamak, nereye yıkamak? Ricleyni, ayaklarını. Nereye kadar yıkamak? İlel ka'beyni, topuklara kadar. Ve tertibu, ve tertibu sırasıyla yapmak. Nereyi? Ala üzerine, ma o şey ki zekernahu, o farzları zikrettiğimiz şekil üzere. Ve sunenuhu, o abdestin sünnetleri kaç tanedir? Aşretu on eşyae on şeydir. Et tesmiyetu besmele çekmek. Ve gaslu yıkamak. Gaslul keffeyni iki avuçlarını ellerini yıkamak. Ne zaman? Kable önce idhalihima girdirmeden. Nereye? El inae kaplara. Kaplara girdirmeden önce. وَالْمَذْمَدَةُ ağzını yıkamak, وَالْاِسْتِنْشَاقُ burnu yıkamak, وَمَسْحُ meshetmek cemi'i tamamı, re'si başının tamamını meshetmek. وَمَسْحُ meshetmek اُذُنَّيْنِ kulakların içini, ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا kulakların içini ve dışını meshetmek. Ne ile? Bima'in su ile, cedidin yeni su ile. Ve tahlilu nüfuz eder. Nereye? Lillahyeti, sakalı. Hangi sakal? Kesseti, sık, kalın, gür sakal. Ve tahlilu nüfuz eder. Esabi'a, esabi'i. Parmaklarını nereye? Yedeyni, ellerini. Elleriyle parmaklarının arasını efendim nüfuz eder. Ve ricleyni ve ayaklarını. وَتَقْدِيمُ önce geçmek yani öncelikle yapmak neyi? اَلْيُمْنَا sağ neyin üzerine? عَلَى üzerine عَلَى الْيُسْرَى solun üzerine
Vettaharetu temizlemek yani yıkamak kaç kere? Selasen üçer selasa. Üçer üçer. Yani yıkamaları yaparken üçer üçer yapmak. Daha vel muvalatu peş peşe. Ard arda yapmak. Aziz kardeşlerim, abdestin farzları ve sünnetlerin hükümleri, hükmüyle evvela abdestin farzları, yüzünü yıkarken niyet getirmek bir. Abdestin farzları başta 6 tanedir. Yüzünü yıkarken niyet getirmek. 2. Yüzünü yıkamak. 3. Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 4. Başın bir kısmını meshetmek. 5. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. 6. Tertip. Yani zikrettiğimiz şekilde sırasıyla yapmak. Abdestin sünnetleri 10 tanedir. 1. Besmele çekmek. Besmele ile başlamak. 2. Kaplara daldırmadan önce ellerini yıkamak. 3. Mazmaza, ağzına su vermek. 4. İstinşak, burnuna su vermek. 5. Başın tamamını meshetmek. 6. Yeni su ile kulağın içini ve dışını meshetmek. 7. Kalın gür sakalı hilallemek, olmak, karıştırmak. 8. Ellerin ve ayakların parmaklarını hilallemek. 9. Önce sağ azayı, sonra sol azayı yıkamak. 10. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamak. Yani peş peşe ara vermeden yıkamak. Biz bunları daha önce diğer mezheplere göre olan konuları işlemiştik. Onları da efendim peyderpey zaman zaman elhamdülillah gönderdik internete. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri inşallah o dinleyen efendim onları izleyen kardeşlerimiz onları izledikçe inşallah bize de şu fakir kardeşlerini de dualardan unutmazlar. Bu arada değerli kardeşlerim bir de Şafiilere göre abdestin mekruhları 1. Suyu israf etmek. 2. Suyu gereğinden az kullanmak. Çünkü ikisi de sünnete aykırıdır. İsraf etmeyin zira Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. İsraftan maksat mutedil sınırı aşmaktır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Bu ümmetten bir kavim gelecek. Abdest, gusül ve duada israfa kaçacaklardır. Ebu Davud 96. 3. Sol ayağı sağ ayaktan önce yıkamak. Çünkü böyle yapmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiiline terstir. 4. Abdest azalarının şiddetli soğuk veya sıcak olup da kurulanmayan azalardaki suyun eziyet vermesi, kirlenmesi gibi mazeretler, hariç, mendil veya havlu ile kurulanması, abdest aldığı zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mendil veya havlu getirildiği, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise azalarını kurulamadığı rivayet edilmiştir Buhari ve Müslim'de. 5. Suyu yüze çarpmak, yüzün şerefine uygun düşmez. 6. Üç kere yıkanan azayı dördüncü defa yıkamak veya üç kere meshedilen azayı dördüncü defa meshetmek veya üçten az yapmak. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçer kere
yıkayarak abdest aldıktan sonra şöyle buyurmuştur. İşte abdest budur. Bunu fazlalaştıran ve eksiltiren münker bir iş yapmış ve zulmetmiş olur. Ebu Davud 135, İmam Nevevi El Mecmu adlı eserinde bu hadisin sahih olduğunu söyler. Bu hadisten murat, sünnetin üçten fazla veya eksik olduğunu söyleyen kimsenin kötü bir iş yapmış veya zulmetmiş olacağıdır. 7. Mazaret olmaksızın abdest azalarını başkasına yıkatmak, çünkü böyle yapmakta bir tür gurur vardır. Bu da kulluğa ters düşer. 8. Oruçluyken mazmaza ve istinşakta aşırıya kaçmak, çünkü bu durumda suyun boğaza kaçıp orucu bozma söz konusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer oruçlu değilsen istinşakta mübalağa yap buyurmuştur. Ebu Davud 142. Mazmaza ve istinşak. Mazmaza da istinşaka kıyas edilir. Hanefiler dışında cumhura göre boyunun meshedilmesi de mekruhtur. Çünkü onlara göre bu davranış dinde bir aşırılık ve gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafiiler bu konuda herhangi bir delil sabit olmadığı için boyunun meshedilmesi sünnet değildir demişlerdir. Hatta Nevevi, hatta o bid'attır demiştir. Malikiler de mekruh bir bid'attır demektedirler. Mu'nil Muhtaç cilt 1 sayfa 60, Eşşerhü Sagir cilt 1 sayfa 128, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 185. Boynu meshetmek, başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkaları ile veya üçer parmakla yeni bir suyu almaya gerek olmaksızın boyun meshedilir. Boğazı meshetmek bid'attır. Bazı kaynaklarda boynu meshetmek müstehap ve menduplar arasında zikredilmiştir. Boynu meshetmek Hanefilerde tercih edilen görüşe göre boynu meshetmek müstehap veya menduptur. Çünkü Talha bin Mutarif'in babasında onun da dedesine naklettiği Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın boynunu meshettiğine dair hadis zayıf kabul edilmiştir. Bu yüzden fakirlerin çoğunluğu boynu meshetmeyi mekruh görmüşlerdir. Evet. Şimdi abdest ve abdestin farzları ve sünnetlerin delillerini okuyoruz değerli kardeşlerim. Abdestin farzlarının delilleri, niyet etmenin delili. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu de ki, herkes yaratılışına göre, yaratılışındaki bulunduğu hal ve niyetine göre, asli tabiatına göre hareket eder, amel eder buyurdu. Ayette geçen şakilesine göre demek, niyetine göre demektir. Bu ayet İsra suresi ayet 84. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fetihten sonra hicret yoktur lakin cihad ve niyet vardır. Bu hadiste Buhari bu hadisi imam babında zikretmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göredir. Her kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Yüzü yıkamanın delili, Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yüzlerinizi yıkayın buyuruyor. Bu da Maide suresi 6, Nisa suresi 43. Ellerle beraber dirsekleri, kolları yıkamanın delili, bu da Yüce Rabbimizin şu ayetidir. Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Bu ayetteki ila edatı me'a anlamındadır ki şu hadis-i şerif buna dalalet eder. Bu da Maide suresi ayet 6. Ebu Hureyre'den radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiş, abdest alırken önce yüzünü yıkadı. Sonra aynı şekilde sol kolunu yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra topukları dahil sağ ayağını yıkadı. Ve ben de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın böyle abdest aldığını gördüm dedi. İşte bu da bu hadisi Müslim rivayet etmiş. İşte Ebu Hureyre'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i abdest alırken böyle görmüş. Başı meshetmenin delili, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor.
Başlarınızı mesedin ayet Maide suresi ayet 6. Muhire bir şubenin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdest aldığını, sadece nasiyesini, alnını ve sarığını meshettiğini rivayet etmiştir. Müslim 274. Topuklara kadar ayakları yıkamanın delili Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Bu da Maide suresi 6 ayeti. Buradaki ila edati yine mea anlamındadır. Bu Büyük Şafii cilt bir sayfa 81'de nakledilmiştir. Yukarıda naklettiğimiz Ebu Hureyre hadisi buna dalalet eder. Amr Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber Mekke'den Medine'ye giderken yolda bir su gördük. Bazıları acele ile koşup abdest aldılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların topuklarına su değmediğini görünce şöyle buyurdu. Abdest almayı tam yapın, ateşte yanacak topuklara yazık. Bu da Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. Tertibe gelince, tertip yani sırasıyla yapmak. Abdestin farzları sırası ile tertibine göre yapmak. Yani önce niyet etmek, sonra yüzü yıkamak, sonra eller ile beraber kolları yıkamak, sonra başı meshetmek, sonra topuklara kadar ayakları yıkamak. Bu sıralamanın adına da tertip diyoruz. Bunun delili Yüce Rabbimizin şu ayeti kerimesidir. Bu ayette abdestin farzları sıraladığımız tertibin aynısıdır. Resul-i Ekrem, Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar başınızı yıkayınız, başınızı meshedin ve topuklarınıza kadar, ayaklarınızı topuklarınıza kadar da yıkayın. Maide suresi ayet 6. Çünkü Allah-u Teala abdest ayetinde yüz ve elleri yıkamak farz olduğu aralarını diğer bir farz olan başı meshetmekle ayırmıştır. Arap edebiyatında bu gibi ayırma ancak bir fayda için yapılır. Buradaki fayda ise tertibin ehemmiyetidir. Ayetteki bu sıra tertibin farz olmasını gerektirmektedir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın başladığıyla başlayın hadisi sahih hadisi geneldir. Bunu fıkıh sünne tercümesinde cilt bir sayfa 49'da kayıt altına alınmıştır. Abdestin üçüncü farzında kaydettiğimiz Ebu Hureyre'nin hadisinde geçen sümme edatıyla atıf yapılmıştır. Bu da alimlerin ittifakıyla tertip içindir. Bunu El Fıkhül Menheci tercümesi Ali Arslan cilt bir sayfa 82. Konumuzun uzamaması için o hadisi tekrar kayıt etmeye gerek duymadık. Lütfen elleri yıkamanın deliline bakınız. Oraya ayrıca okuyucu kardeşimin araştırma hevesi artsın diye şu kaynakları da kayıt ediyorum. Bunların abdestin tertibin alakaları ile ilgili kaynaklardır. Sadece konumuz uzamasın diye bunları kaynakların cildini, sayfasını ve hadis numarasını vereceğim inşallah. Bu kaynaklar Ebu Davud tercümesi cilt bir sayfa 221. Şamil Yayınları İstanbul. Ebu Davud Bab 51 Hadis 118 Taharet Nesai Cilt 1 sayfa 70-71 Bab 79-80 Hadis 96-97 Taharet. Buhari Cilt 1 sayfa 44 Bab 38-39-41-45-46 Vudu. Müslim Cilt 1 sayfa 216 Bab 12 Hadis 246 Taharet. İbn-i Mace Cilt 1 sayfa 149-150 Hadis 434 Taharet. Tirmizi Cilt 1 sayfa 47 Hadis 32 Taharet. Ettac Cami'u fi Ahadis-i Resul.
Camiül Fiyat Ahadis-i Resul cilt 1 sayfa 102, Et-Terhib ve Terhib cilt 1 sayfa 220, fıkıh kitaplarının kaynağı da şöyledir. El-Mühezzeb cilt 1 sayfa 37, Haşyetül Beycuri cilt 1 sayfa 67, Şafii El-Um cilt 1 sayfa 76, Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 68, İmam Nevevi El Mecmu cilt 1 sayfa 39, Şerh-i İbni Kasım sayfa 5, Fıkh-ı Sünnet tercümesi cilt 1 sayfa 48, Fıkh-ı Menheci tercümesi cilt 1 sayfa 80. Bu kaynaklar efendim meselelerimize ışık tutacaktır. Bunu da değerli alim kardeşlerimiz araştırsın diye bunları okudum. Abdestsiz olanın namazı kabul edilmezle ilgili delil, Ebu Hureyre radıyallahu teala an hazretlerinin rivayet ettiği hadiste ise şöyle buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, abdestsiz olduğu zaman abdest alıncaya kadar Allah hiçbirinizin namazını kabul etmez buyuruyor. Bu hadisi de Ebu Davud, Müslim, Buhari, Müslim, Tirmizi, Müsned-i Ahmet bin Hanbel bunu kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste Zühri şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Şu benim abdest alışım gibi abdest alıyordu. Her kim benim şu abdest alışım tarzında abdest alıp sonra içlerinde kendi nefsiyle konuşmayarak iki rekat namaz kılsa onun lehine geçmiş günahları mağfiret edilir buyuruyor. Evet. Bu da Buhari Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Abdestin sünnetleri ile ilgili, abdestin sünnetleri besmelenin delili. Enes bin Malik radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet ediyor. Ashabtan bazıları abdest için su aradılar fakat bulamadılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında su olan var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kap getirildi. Hazreti Peygamber elini su kabına soktu ve haydi Allah'ın ismiyle abdest alın dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının arasında su fışkırdığını gördüm. Bütün sahabeler abdest aldılar. Sayıları 70 kişiye yakındı. Evet. Bu hadisi de Nesai cilt 1 sayfa 64 bab 62 hadis 78 taharet bölümünde rivayet etmiştir. Ellerini kaba daldırmadan önce ellerini yıkamanın deliliyle alakalı delile gelince Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen şu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden biri uykusundan uyandığı zaman elini suyun içine kabına sokmadan evvel yıkasın. Çünkü hiçbiriniz uykusundan elinin geceyi nerede geçirdiğini bilemez. Evet. Bu hadis de Buhari rivayet etmiştir Kitabul Vudu'da. Evet. Cilt 1 sayfa 48, 49. bab 46. Vudu. Abdullah bin Zeyd'e Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdesti soruldu. Abdullah için de su bulunan bir kap istedi. Onların öğrenmeleri için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdesti almaya önce başladı. Önce su kabından eline su dökerek 3 defa ellerini yıkadı. Sonra avucuyla kaptan su alarak yüzünü yıkadı. Sonra kollarını yıkadı. Dirseklerle beraber yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra ayaklarını topuklarla beraber yıkayarak abdestini bitirdi. Sonra dedi ki işte Resulullah aleyhissalatü vesselam abdesti budur. Bu hadisi Buhari ve Müslim Kitab-ı Taharet bölümünde efendim bunu rivayet etmişlerdir. Mazmaza ve istişakın delili. Humram Osman bin Affan radıyallahu anh'ı şöyle görmüştür. Osman bir defa bir su kabı istedi. Müteakiben avuçları üzerine 3 defa su döküp onları yıkadı. Sonra sağ elini kabın içine sokup su alarak ağzını çalkaladı ve burnuna su verdi. Bu hadisi Buhari Vudu bölümünde efendim zikretmiştir. Talha radıyallahu teala anhu'dan Peygamber Resulullah aleyhissalatu vesselam
Talha'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verirken gördüm. Ebu Hureyre radıyallahu anh da rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdest aldığı zaman burnuna su alsın, sonra dışarı atsın. Başka bir hadiste şöyledir. Abdest aldığı zaman ağzına su ver. Başın bu hadiste, bu da Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai, Darimi, Müsned-i Ahmet bin Hanbel bu hadisi efendim kayıt altına almıştır. Başın tamamını meshetmekle ilgili deliller, Abdullah bin Zeyd radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti nasıl aldığı tarif ederken şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini başın ön tarafından başlayarak ensesine kadar götürüyor ve sonra ellerini gerisin geriye ilk başlangıçtan başlangıç yerine kadar getiriyor demiştir. Bu hadisin kaynağı ise Ebu Davud, Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, Muvatta bunları kayıt altına almıştır. Yeni su ile iki kulağın içini ve dışını meshetmenin delili ise El-Miktam bin Ma'di Kerib radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen hadiste, hadis-i şerifte nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını, kulaklarının içini ve dışını meshetti dedi. Diğer bir hadiste ise hadis-i şerifte ise Er-Rubeyyi bin Muavviz bin Afra radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış iki şehadet parmağını kulak deliklerine sokmuştur. Ebu Davud taharet, Tirmizi taharet, İbn-i Mace taharet, Müsned-i Ahmet bin Hanbel bunu efendim nakletmiştir. Kalın gür sakalı hilallemenin delili ise Enes bin Malik radıyallahu teala anhu'dan demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam abdest alırken bir avuç su alır. O suyu çenesinin altına vererek sakallarının arasına akıtır. Ve işte aziz ve celil olan Rabbim bana böyle emretti buyurdu. Ebu Davud Bab 57 hadis 145 taharet bölümünde bunu nakletmiştir. Diğer bir hadis-i şerifte ise İbn-i Adi radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği hadistir ki bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakallarının iki eliyle hilallediği beyan ediliyor. Bunu da Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 1 sayfa 264'te beyan etmiştir, kayıt altına alınmıştır. Eğer sakal seyrek olursa o zaman suyu geçirmek vacip olur. Kadının sakalı veya hünsanın sakalı seyrek olan erkek gibi suyu geçirmesi lazımdır. Bu da Şerh İbn Kasım sayfa 20 sayfa 6. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerin ve ayakların parmaklarıyla olmakla ilgili delillere gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman eline bir avuç su alır, bu suyu sakallarının arasına parmaklarıyla ovar ve parmaklarının narını çenesinin altında bulunan sakallarının altına arasına sokardı. Bunu da İbn-i Mace taharet bölümünde bu hadisi kayıt altına almış. Diğer bir hadiste ise Abdullah bin Zeyd Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl abdest aldığını anlattıktan sonra kollarını sıvayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alış şeklini yaparak gösterdi. Bu da bu hadiste Müsned-i Ahmet cilt 4 sayfa 39'da kayıt altına alınmış. Önce sağ sonra sol ağzayı yıkamanın deliliyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdest aldığınız zaman önce sağ taraftan başlayınız. Bu hadisi İbn-i Mace taharet bölümünde zikretmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giymesinde, taranmasında, temizlenip abdest almasında ve bütün hallerinde sağdan başlamak onun hoşuna giderdi. Bu da Buhari İbn-i Mace bu hadisi kayıt altına almış.
azaları üçer kere ara vermeden yıkamanın deliline gelince Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle diyor. Abdest nasıl alınır sorusu üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kab istedi. Üç kere ellerini, üç kere yüzünü, üç kere kollarını yıkadı. Başını meshetti, şehadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla dışını meshetti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı. Daha sonra abdest böyle alınır dedi. Bu hadisi de Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace bunu efendim kayıt altına almıştır. Abdest sünnetleriyle ilgili fıkıh kitaplardaki kaynakların yerlerini, sayfa numaralarını ve ciltlerini vereceğim. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, abdest sünnetleriyle ilgili El-Mezzeb cilt 1 sayfa 42, Mughnil Muhtat cilt 1 sayfa 80, İmam Şafii El-Um cilt 1 sayfa 88, Haşiyetül Beycuri cilt 1 sayfa 78, Fıkhül Menheci tercümesi cilt 1 sayfa 82, Fıkhü Sünne tercümesi cilt 1 sayfa 50, İmam Nevevi El-Mecmu' cilt 1 sayfa 345, Şerhi İbni Kasım sayfa 5, Fıkhül İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 412, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 167, Mezahibul Erba'a cilt 1 sayfa 64-62, 4 Mezhebin Fıkhı cilt 1 sayfa 62, Büyük Şafii İlmihali sayfa 36, Tenvirül Kulub sayfa 148. Bu kitaplara da abdestin sünnetleriyle ilgili meselede bunlara müracaat edebilirsiniz değerli kardeşlerim. Abdestin farzları ve sünnetlerinin hükmüyle ilgili soru ve cevaplar. Abdestin şartları kaçtır ve nelerdir? Cevap, abdestin farzları 6 tanedir. Sırasıyla şunlardır. 1. Yüzü yıkarken niyet etmek. 2. Yüzü yıkamak. 3. Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 4. Başın bir kısmını meshetmek. 5. Ayakları topuklar ile yıkamak, beraber yıkamak. 6. Zikrettiğim tertip, zikrettiğiniz şekilde sırasıyla yapmak. Abdestin sünnetleri kaç tanedir ve nelerdir? Cevap, abdestin sünnetleri 10 tanedir. 1. Besmele ile başlamak. 2. Ellerini kaplara daldırmadan önce yıkamak. 3. Mazmaza, ağza su vermek. 4. İstinşak, burna su vermek. 5. Başın tamamını meshetmek. 6. Yeni su ile kulağın içini ve dışını meshetmek. 7. Kalın gür sakalı hilallemek. 8. Ellerin ve ayakların parmaklarını ovmak. 9. Önce sağ ağzayı, sonra sol ağzayı yıkamak. 10. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamak. Yani peş peşe aralıksız yıkamak. Hitamuhu misk ve fi zalike فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ